Antalya Sektörel'den herkese merhaba. Sektörel Özel Programımızla karşınızdayız. Bu bölümün konuğu Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş. Kendisiyle Cemiyet Başkanlığı süresince yürüttüğü çalışmaları, cemiyetin hedefini ve cemiyetin özel projesi olan Neler Yaşadık Neler adlı kitabı konuşacağız. Hoş geldiniz İdris Bey. Hoş bulduk. Çok Kendin... teşekkür ediyoruz. Antalya Sektörel Programı'na ilk defa konuk oluyorum. Çok güzel bir ...ekip içerisinde kendimi buldum. E, yeni bir... E, ...yayın hayatına başladığınız için de... ...sizi ayrıca kutluyorum. Çünkü e, Antalya'da... ...sektörel anlamında... E, ...bu denli bir... E, ...haber portalı da olduğunu sanmıyorum. E, tabii ki önümüzdeki... ...aylarda, yıllarda olabilir. E, çünkü bir ihtiyaç var Antalya Hem turizm, hem tarım... ...hem ticaret, taşımacılık... ...teknoloji... E, ...daha doğrusu... T'lerin bol olduğu bir kent. O manada önümüzdeki zaman dilimlerinde bu tür haber portalları gelişebilir ama ilk defa siz bu şekilde bir yayın hayatına başladığınız için de sizi ayrıca kutluyorum. Çünkü günümüzde medya gerçekten de ciddi sorunları var, sıkıntıları var. Bir yerden başlamanız, genç bir kadro içerisinde bu çalışmaları yürütmeniz gelecek adına umut verici. İdris Bey, izleyenlerimizi siz daha yakından tanıyabilmesi için öncelikle özgeçmişinizden bahsetmenizi rica edecektim. Ben Manavgat'lıyım. Manavgat'ta doğdum. Liseyi Serik'te okudum. Sonra dershaneye İstanbul'da. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesini kazandım. Milliyet Gazetesi'nde stajımı yaptım. Sonrasında Antalya'daki yaklaşık tüm televizyonlarda yöneticilik yaptım. Televizyonların uyduya geçmesinde bizzat rol oynadık. Altyapısı çalışmaları konusunda. Uzun yıllar Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nde değişik kurullarda görev yaptım. Seçici kurul başkanlığı yaptım 3 yıl. 15 yıl başkan yardımcılığı görevinde bulundum. Yaklaşık 9 Ekim 2021 tarihinden itibaren başkanlığı yapıyorum. Bunun yanı sıra yine meslek örgütüm olan radyo ve televizyonların bağlı bulunduğu meslek örgütü var İstanbul'da Ratem. Ratem'de de uzun yıllardır yayın kurulu üyeliği ve yaklaşık olarak 2010 yılından bu yana da başkan yardımcılığı görevim var İstanbul'da. Bu da çok Onurlu bir e, görev e, seçilerek geldik oraya da. Tabii bunun yanı sıra Antalya'daki tüm televizyonlarda e, yöneticilik yaptım. Ve bu yöneticiliği e, yaparken de e, sektör adına e, önemli çalışmalar da yaptık yayıncılık adına. Radyo televizyon yayıncılığı altında. Radyoda, televizyonda, e, gazetede görevler yöneticilik yaptım. Sonrasında bizim sektörde biliyorsunuz e, yıpranma payı olduğu için erken emekli de e, olunuyor. ve dolayısıyla da e, şu anda e, meslekten de emekliyim ama çalışmaya da devam ediyorum. Yine kadrom lider haberde e, yönetmenlik kadrosunda e, bulunuyorum. Yılbaşına kadar yine orada e, net yanıt programını gerçekleştirdim. Sonrasında seçim Devreye girince ara verdim. Şu anda da Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nde gerek temsil, gerek proje, gerek e, uluslararası medya köprüleri konusunda önemli çalışmalar yaptığımız için de tabii ki e, medya sektörüne, e, iş hayatına vakit az e, kalıyor. O manada e, elimizden geldiğince sektöre hizmet etmeye çalışıyoruz. Tabii sektörün az önce bahsettiğim gibi e, gerek yazılı yazılı sektörün gerek görüntü radyo televizyonların ciddi sıkıntıları var. Sıkıntıların çözüm noktasında da elimizden geldiğince çalışmalarda e, bulunuyoruz. Göreve geldik e, Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nde birçok proje yaptık. 60'a yakın çalışma gerçekleştirdik. Birazdan zaten o konuya gireceğiz. E, basın kartında da komisyon üyeliği yaptım. E, gerçekten de sektörün bütün alanlarında çalıştık. Bunun yanı sıra Antalya Gazeteciler Cemiyeti'ni temsilen Antalya Tanıtım Vakfı'nda e, denetim kurulu üyeliği var. Yine Antalya Spor Vakfı'nda e, denetim kurulu üyeliği e, görevimiz e, bulunuyor. E, onun dışında e, yine değişik e, STK'larda onursal e, üyelikler var. Ama benim için en önemlisi meslek örgütüme... ...sektörümüze hizmet etmek. Bunun yanı sıra yaşadığımız kent Antalya olunca... ...Antalya Spor Derneği'nin de üyeliğini e, yapıyoruz. Çünkü e, cemiyet başkanı olarak e, Antalya bir marka kent. E, Antalya Spor kentin tanıtımına ciddi e, faydaları var. Kent markasını yükseltmek adına... ...tıpkı Antalya Gazeteciler Cemiyeti gibi... ...orayı da e, üyeliğimizle e, destek olmaya çalışıyoruz... Peki İdris Bey, cemiyet başkanı olarak aktif rol alıyorsunuz. Bunun dışında cemiyette yürüttüğünüz, başkanlığınızda yürüttüğünüz çalışmalar nelerdir? Cemiyet başkanlığı döneminde yönetim kurulumuzla birlikte diğer kurullarımız da bize gerçekten destek veriyor. Yönetim kurulumuz gerçekten de bizle beraber yürümüyor, koşuyor. İnsanların tek başına bir şey yapma imkanı yok ekibiniz sağlamsa güzel projeler ortaya çıkarırsınız. Biz de 9 Ekim 2021 tarihinden itibaren ilk e, Türk basın sektöründe gerçekten ilklere imza attık. Mesela e, birçok çalışmayı saymakla bitiremeyiz. En önemli çalışmalar nedir diye sorduğunuzda göreve geldiğimizde <laughs> aylarca Antalya adliyesine gidip geldik. İcra ilanları ulusal gazetelere gidiyordu. Yürüttüğümüz sıkı diyaloglarla icra ilanlarının Antalya'daki gazetelerde yayınlanmasını sağladık. Bu ciddi bir gelir oldu Antalya basınına. Ve birçok il Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin bu çalışmasını örnek aldı. Onlar da icra ilanlarının gazetelerde, illerdeki gazetelerde yer almasını sağladı. Bu mesela bizim için çok önemli bir projeydi. Yine biliyorsunuz eskiden haberleri okuyorsunuz, yazıyorsunuz gazeteciler. Gazetecilikte biliyorsunuz bir eğitimli var, bir alaylı var. Her ikisi de önemli. Ben hem alaylıyım hem eğitimliyim. Örneğin kadın sürücü ismi vererek Kaza yaptı deniliyordu. Bu bir defa e, doğru bir yaklaşım değil medyada. Biz bunu önlemek adına medyada eşitlikçi dil projesini gerçekleştirdik. Yani artık e, çocuk sürücü ya da kadın sürücü ismiyle haber yayınlanmıyor. Direkt ismiyle, kadın ya da erkek. Yani bu eşitlikçi dil projesini gerçekleştirdik, sertifikasyon yaptık. Akdeniz Üniversitesi Üniversiteli Kadınlar Derneği ile birlikte. Ve bugün Antalya basınında böyle bir habere rastlayamazsınız. Bu çok önemli. Yine Antalya Gazeteciler Cemiyeti Antalya Barosu'yla eğitim projesi yaptı. Medyada hangi kelimeler, hangi cümleler hukuksal sorun teşkil eder şeklinde. Bununla ilgili de eğitimimizi tamamladık. Biraz daha dikkat ediyoruz. Yani bir gazeteci haberini yazarken Hangi gelim, kelimelerin e, suç, hangi kelimelerin ceza teşkil edip etmediğini artık dikkatlice yazmaya başladılar. Bu da bizim için çok önemli bir çalışma. Yine kale içinde Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin binası. E, kale içinde duvarımız vardı, cemiyetin bahçesinde. Hakikaten e, görüntü açısından hoş değildi. Biz Antalya Olgunlaşma Enstitüsü ile birlikte çöplere atılan seramik ve camları duvarda sanatla buluşturduk. Bu, bu, da araştırdık. Dünyada bir ilk. Dünyada bir ilk. Yani artık bugün kale içine gelen yerli yabancı misafirlerimiz, konuklarımız duvarında resim çektiriyorlar, fotoğraf çektiriyorlar. Biz açılışı yaptık e, protokolle birlikte, Antalya Valisi ile birlikte açılışı yaptık. Orada şu mesajı ettik. Antalya turizm kenti. Görsel estetik çok önemli. Eğer bir bina yaptığınız zaman önünde fotoğraf çektirecek kadar güzel değilse o binayı yapmayın. Yani mimarlara, inşaat mühendisleriyle, müteahhitlere mesaj vermekti. Bunu da başardık. Ve bugün birçok kale içinde işletmeler bizi örnek aldı. Yavaş yavaş duvarlarını e, güzelleştirmeye başladılar. Bu bizim için çok değerli. Yine... Tabi 2006 yılında e, ilk defa yönetim kuruluna seçildiğimizde başkanımız Mevlüt Yeni'ydi. 2009 yılında Nisan ayında kale içine yerleştik. E, tadilatı gerçekleştirmiştik. Yıllara dayanan e, yıpranmışlıklar vardı. Binanın içi, dışı komple yeniledik. Çatı, çatıya kadar. Boyamasından, mutfağından, duvarlarından, koltuğuna her şeyi birçok e, sistemi değiştirdik ve çok güzel bir e, temsil yeri oluşturduk. Yine e, Cumhuriyet döneminde Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'ya gönderdiği gazetelerin basının için matbaamızı, dünyanın en eski matbaasını üstünü kapattık, mobilyalarını değiştirdik, çok şık oldu. Yani bugün e, Antalya'nın vitrini, Antalya Gazeteciler Cemiyeti'ni temsil noktasında güzel bir noktaya getirdik. Yine Basın müzemiz yeterli değildi, geliştirme ihtiyacı hissettik ve bugün basın müzemizi Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği ile güzel bir protokolü imzaladık. 3 ay projesini çizdik birlikte, 4 ayda inşaatı devam ediyor, bu ay sonu bitecek. Mesela 2009 yılında 1001 emekle oluşturmuştuk o basın müzesini daha önce de Erdoğan Kahya başkanlığı döneminde fotoğraf makinelerini müze ait eee dökümanları getirmiştik. Mevlüt Dini başkanımızla birlikte yönetimdeydik. Güzel bir basın müzesi oluşturmuştuk bu dönem ama yeterli değildi. Dar kapsamda bugün biraz daha geliştirerek çok güzel bir basın müzesi gerçekleştirdik. Eğer geçmişte o dönemlerde o malzemeler, dökümanlar olmasaydı biz ...bugün o basın müzesini bu hale getiremezdik. O yüzden geçmişte de gerek cemiyet başkanlarımıza başkanlığı yapmış... ...yönetim kurulunda bulunan tüm meslektaşlarıma ben hakikaten teşekkür ediyorum. Onlar bu noktaya getirdi. Biz de geliştirmiş olduk. Dolayısıyla oranın açılışını da sonbaharda gerçekleştireceğiz. Yine Türkiye'de meslek örgütü olarak... İlk bir e, projeye imza attık. Üyelerimizin anılarını, haber yaparken ilginç anılarını bir araya getirdik ve kitap haline getirdik. Evet. Yaklaşık 204 sayfalık bir kitap. 10 ay sürdü bu çalışma. Yorulmadık, yılmadık ve başardık. Ve 24 Temmuz e, basın bayramında törenimiz var. E, heyecanlıyız. Çünkü... Bu kitap bizim için çok değerli. Bu kitap okurken zaman zaman hüzünleneceğiz, eğleneceğiz. Bu kitap tarihe ışık tutacak. Basın sektörüne gerçekten de bir damga vuracak bir kitap. Çünkü üyelerimiz zaman zaman haberini yaparken kurşunlanma var. Zaman zaman adliyede olaylar, zaman zaman ilginç görüntüler ve de Turizmin Türkiye'de nasıl başladığına dair ilginç anılar, yaşanmışlıklar var bu kitapta. Hı hı. Bu kitabı yaparken de hı hı. neden yaptığınıza gelince sanıyorum... Tam e, olarak onu soracaktım. Evet. Sizin e, cemiyetin yeni projesi Neler Yaşadık Neler adlı kitabınız. Evet. içeriğinden de bahsedelim. İçeriğinden bahsetmem gerekirse. E, bu kitapta hayata dair, yaşama dair haber anlamında her şey var. Bu çok değerli bir yapıt. Hem geçmişten esinlenerek tarihe ışık tutacağız. Antalya kent belleğine yazılı bir kaynak bırakmış olacağız. Antalya Gazeteciler Basın Müzesi'ne bir katkı. Yine dünyanın her tarafına giderken artık üyelerimizin, meslektaşlarımızın oluşturduğu bir kitabı yanımızda hediye edeceğiz. Uluslararası arenada. Bu çok önemli. Yine 50'ye yakın gazete çocuğuna burs veriyoruz. Bu burs... ...2006 yılından bugüne kadar devam ediyor. O zamanlar Başkan Mevlüt Deni'ydi. Biz yönetim kurulundaydık. Gerçekten de bu çok önemli proje. Ve bunu biz devam ettiriyoruz. 50'ye yakın gazete çocuğuna burs veriyoruz. Ve kitaptan gelen gelirlerle yine bursa katkı yapacağız. Tamamını bursa vereceğiz bu kitabın gelirlerini. Yine bundan sonra... Kitap yazmak isteyen gazetecilere bir ışık olacak. Yani bir nevi teşvik olacak. Bu da çok önemli. Dolayısıyla birçok gerekçelerle bu kitaba başladık. 10 ay sonra bu kitabı yayın hayatına yayın hayatına artık başlıyor. Pazartesi günü de törenini yapacağız. Bizim için çok değerli ve bin adet bastık. Yine bu kitabın ikincisi de gelecek. İlk kitapta yazmayanlar ikinci kitapta e, yazacaklar. E, dolayısıyla cilt kitap olarak eğer başarabilirsek hem Türkçe hem İngilizce olarak bu kitabın e, satışını gerçekleştireceğiz. Antalya'ya bir değer katmış olduk bu kitapla. Kesinlikle. Neler yaşadık, neler kitabının ikincisi de yolda diyelim. E, bir diğer sorum şu olacak: Cemiyetin hedefleri nelerdir? Bundan da bahsedebilir misiniz? Antalya Gazeteciler Cemiyeti geçmişten aldığı güçle sürekli çalışan üreten bir meslek örgütü. Yine tüm üyelerimizin kaynaşmasını sağlayan kentin bir buluşma noktası. Çok düşündük, tartıştık. Büyükşehir Belediye Başkanına rica ettik. 9 Aralık 2022 tarihinde ödül törenimizde. Kentin bir buluşma noktasının ihtiyaçlığından bahsettik. Gazetecilerin kaynaşacağı, birlik beraberliğinin pekiştirileceği, güzel bir ortam hazırlamak istedik. Böyle bir binamız yoktu. Ve eski özel idare binası yıkılan yerde, Serden geçti Parkı'nda böyle bir sosyal tesisi Büyükşehir Belediyesi'nden rica ettik. Büyükşehir Belediye Meclisi meclis kararıyla sağ olsun belediye başkanı da bizi o konuda e, isteklerimize hayır demedi. Antalya Gazeteciler Cemiyeti'ne kazandırmış olduk. Sosyal tesis olarak bunu da yakın bir zaman diliminde açılışını gerçekleştireceğiz. Şimdi kitap lansmanından sonra Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin müzesini çok şık bir törenle kale içinde sonbaharda açacağız. Yine 2024 tarihinde biliyorsunuz Antalya Gazeteciler Cemiyeti 14 Ocak 1984 yılında kuruldu. 14 Ocak 2024 tarihinde Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin 40. yılı 40. yılını kutlayacağız. 40. yılında meslektaşlarımıza 40 yıl ve üzeri bu görevi yapan ustalarımıza Yaşam boyu onur ödülü vereceğiz. Çok şık bir törende. E, bu, bu da bize nasip olacak. Bunun için de heyecanlıyız. Yani e, kitap töreninden sonra basın müzesi açılışı, lokal açılışı, yine biliyorsunuz bizim her yıl yaptığımız Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin e, yılın Oscarları, Antalya basın ödülleri de çok önemli. Yaklaşık yıl sonuna doğru bu ödülü de gerçekleştireceğiz. Bunun da hazırlığını yapıyoruz şu anda. Dolayısıyla biz hiç durmadan, yorulmadan proje üretiyoruz. Yine üyelerimizin çocuklarıyla ilgili eğitim anlamında çalışmalar yürütüyoruz. Mesela iki tane dershaneyle anlaşmamız var. Üyelerimiz bugün gittiği zaman indirimli eğitimlerini çocuklarına sağlayabiliyorlar. Bu çok önemli. Yine üyelerimiz Antalya'daki birçok hastanede indirimli yaralanıyorlar. Yine üyelerimiz kaynaştırmak adına sosyal projelere imza atıyoruz. Üyelerimizi bugün Antalya'nın tarihi turistik yerlerine hem gezi yapıyoruz, hem orayı dikkat çekiyoruz, hem de orada birlik bütünlüğü sağlıyoruz. Güzel bir hafta sonu bir araya geliyoruz üyelerimizin eşleriyle birlikte. En son yaptığımız, geçtiğimiz günlerde Harem Maldiv gemisinde tüm üyelerimizi, 250 tane üyelerimizi eşleriyle birlikte Güne bir gezi düzenledik. Bu gezilerde bir nevi karşılıklı fikir alışverişinde bulunuyoruz. Beyin fırtınası gerçekleştiriyoruz. Üyelerimizden bizden isteklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Bir nevi kendimizi çekediyoruz. Yani üye ne istiyorsa, hangi projeyi sunuyorsa biz onu gerçekleştiriyoruz. Yeter ki kamu yararı, yeter ki üyelerimize faydalı olsun. Yeter ki Antalya markasını yükseltmek adına bir proje olsun. Bunları yapıyoruz. Cemiyet bünyesinde ufukta yeni projeler görünüyor diyebiliriz. Evet, evet. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. Antalya sektörel olarak davet ettiniz. Bu güzel ortamı paylaştınız. Tabii ben meslek hayatım boyunca hiç ara vermeden yoğun bir şekilde çalıştım. Ve çok keyifli, dünyanın en keyifli sektörü gazetecilik. Eğer gazetecilik ilk günkü heyecan Hayatınız boyunca devam ediyorsa gazetecisiniz. Meslek aşkı da gerekiyor. Meslek aşkı gerekiyor. Eğer o heyecanı kaybederseniz o mesleği bırakınız. Gazeteci sayılmazsınız. İlk gün başladığınızdaki heyecan her zaman değişmiyorsa, aynı kalıyorsa işte o meslek çok önemli. Bu mesleği yaparken de gazeteci sadece iki, iki e, sorumluluğu vardır. Gerçek habere bir de halka karşı sorumluluğu vardır. Patronundan ve genel yayın yönetmeninden önce sorumluluğu gelir, gerçeğe ve halka karşı sorumluluğu. Bu çok önemli. İlkeli gazetecilik. Yine gazetecilik halk ve sorumluluk bildirgesinde bizim Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nde de cemiyetimizde de e, mevcut. Onu da e, astık. Yani e, bu evrensel değerlere, mesleğin etik kurallarına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani gazetecilikle reklamcılığı karıştırmamamız gerekiyor yine gazeteci görevini yaparken de her zaman onurlu mesleği bizden sonraki, kendinden sonraki nesillere bırakmak gibi bir sorumluluğu da vardır. O yüzden bu meslek çok kutsal. Dünyanın en keyifli ve dünyanın en zor mesleği. O yüzden biz bu mesleği aslında başladığımız için de şanslıyız. Kesinlikle. Geçtiğimiz günlerde yine Antalya sektörel olarak cemiyette ziyaret ettik. Yaptığınız ve yapacağınız projeleri de gördük, gözlemledik. Emeğinize sağlık diyorum. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sevgili Antalya sektörel izleyenleri, bir sektörel özel programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.